Ne yapıyorsunuz? Börek yapıyor. Necdet'e yorluk yapıyor. Ne zaman gidecek Necdet? Necdet yarın gidiyor. Ha. Çarkın ekmek vereyim diye. Ya alırım ben, siz yapın hele, yapın. Niye? Sen verme, ben alırım oradan. İyi. Bak, enişte de güzel pişiriyor ha teyze. He, o pişiriyor güzel. Ekmekler de pişiriyor mu? Teyze. O da bir çocuk. Teyze. Çocuk kim? Şey, Fatma'nın torunu. Bekçi. Bekçi. Teyze, enişte ekmekler de pişiriyor mu? He, bir şey ya, ne diyeceğim, ben yardım edeyim bana. İyi, iyi, bak iyi, enişte yardım ediyor bak. Demek ki bırakmıyor seni yalnız, bana ekmek de pişiriyormuş. Ya, her iş görüyor Mustafa Bey. Yasam mı? Sen. Enişte, kolay gelsin, vallahi işin. Ocağın başında. İşimiz. İşimiz berbat. Kimin torunu? Fatma'nın. Fatma'nın. Sana Fatma. Yok. Belki. Belki hoş geldin. Hoş bulduk Emine teyze. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ya? Ederim, sen nasılsın? Yani gözüm görmüyor, tanıyamayayım kimseyi yavrum ha. Kolay gelsin. Sağ olasın, teşekkür ederim. Ne oldu mektebin? Bitiyor. Teyze. Yemek şurada ekmek veremeyeyim. Sonra yerim, sonra. O yüklü de sen. Teyze. He. Kaç yaşına girdin? Kim? Sen. Ben mi? Ekmek var, ekmek var. 85. He. Enişte mi kaç yaşında? Ne? O da 86 herhalde. O, yok, oran yaşıdır. Öyle ben mi? Ben ondan 6 ay büyüdüm. He. Evet. He. Evet. Enişte. He. Ha, sen yaşın söyle de kaç yaşındasın enişte? Bir de şeyler... Evet sayın seyirciler, şimdi görüyorsunuz uzun süre başkomiserlik yapmış olan Mustafa Tuncer'in evinde bulunuyoruz. Emekliye ayrıldıktan sonra işte bakın. Zamanın keskin başkomiserlerinden Mustafa Tuncer şimdi sacın üzerinde ekmek pişiriyor. Hayat bu işte, ne yaparsın? Tabii. Enişte, kaç yıl görev yaptın, nerelerde yaptın, yaşınız kaç? 1324 doğumluyum. Ne gördün de açılsın, 1526. Enişte sen anlat, ben çalıyorum. Anladın mı? 1324 doğumluyum. Ankara'da görev yaptım. İzmir'de yaptım. İzmir'de trafiği ben kurdum. Trafik başkomiseriydin herhalde. Evet, işte. İzmir'de trafik başkomiseri yaptım. Trafiği ben kurdum. Evet. Eskişehir'e gittim, Eskişehir'de ben kurdum. Evet. Aydın'a gittim, Aydın'da trafiği ben yaptım. Teşkilatlandırdınız orada. Evet. Kaç yıl çalıştınız enişte büyüklüğü? 34 sene 4 ay. 34 sene 4 ay. Ne zaman emekliye ayrıldınız? 64'te. 64'te emekliye ayrıldınız. 27 seneden beri emekli. Köyde. Köyde kalıyorsunuz. Evet, bunu da memnunum. Gel oklarıydı. Babanız... Neydir, açıldı o. Tamam. Bir daha vurayım. Oğlum adı Ali. Ali. 75 yaşında vefat etti. Lakabı neydi? Lakabı yok. Yok. Dedenizin adı? Dursun. 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 İşte bir de çocuklarınız kimler var, neredeler? 4 tane çocuğum var, 2 kız 2 oğlan. O ev katlayamadı Emin abla. 3'ü İzmir'de, 1'si Ankara'da. Çok katlandı. Evet, ne iş yapıyorlar? Büyük oğlum Nacı, belediye fen işlerinde. Evet. Küçük oğlum, maden tetkik aramada. Mühendis, Necdet. Necdet. Kızımın biri İzmir'de iş yapmıyor. Evet. Firdevs. Firdevs. Kızımın biri de Ankara'da, kocası müteahhit. Özen. Özen. Hükmü Peker'in eşi. Hükmü Peker'in eşi. Evet. Evet.
de sağlıkma niyetsiz. Daha doğruya mı şarkı yesin orada bir kere? Bize anlatacağın ilginç bir olay var mı? Gençlere ileteceğin. Beş tane kaldı ha. Daha önceden geçmiş böyle. Vallahi. Bugünkü gençlere ben bir şey anlatamam. Çünkü... Şarkı. Ha bir adıkta ye ne olur. Ha sonra yiyeyim ben teyze. Ha, sonra gel işte ye. Ha sonra yiyeyim teyze. Ha dur hele ha. Ha dur. Tamam biraz sonra yiyeyim. Tamam enişte. Çünkü... Eski saygı ve sevgi, şimdi saygı sevgi arasında dünya kadar fark var. Evet. Biz büyüklerimize karşı bir hürmetimiz, bir saygımız vardı. Bir büyüğü gördük ki ona hürmetle bilmem ne yapardı. Tabii görünce kalkılırdı, hemen yer verilirdi, orada durulmazdı, belki bir şeyler konuşacaklar diye. Terk edilirdi, gençler ayrılırdı. Girmezdi, bilmem evet. Ne yapmazdık. Anladın mı? Şimdiki gençler bir bakıyoruz, televizyon izlerken ayaklarını uzatıyorlar 2 metre. Ondan sonra yanlarına yengeleri geliyor, teyzeleri geliyor. Babasının yanında bir ayak ayak bakmıyor bile. Tabii, doğru. Evlidim. İki çocuğum vardı. Askere gidiyorum. Rahmetlik babamla kalktım, gittim Elazığ'a. Kahvede oturduk, bir çay içirdi bana. Sarar içiyorum. Evet. Tabakasını çıkardı, dedi al onu bir saray. Dedim baba içmiyorum. İçiyorsun dedi, al iç dedi. Ben sana izin verdim. Aldım tabağısından saraya saldım babamı vermeyeyim diye. Bir çekim aldım saraya attım. Evet. Şimdi o zaman öyleydi şimdi, işte doğru. Babasının yanında Hürrem'le ben iki çocuğum vardı babamın yanında kucağımı alıp da ben onun yüzünü öpmedim. Evet. Şimdi beşikteken alıyor diye geziyor. Bekir'e vermedik gitti, verdin mi? Bekir burada. Evet. Babasına karşı bir saygı, bir hürmeti de kalmıyor büyüdükten sonra. Evet. Evet. Bu eskiden devam ede gelen işte gelenekler, çocuk babasının yanında kendi çocuğunu sevemez veya oturamaz. Bir doğru, aile terbiyesi olmaz. Evet. Dedem sabahın kalkardı. Kahvaltı zamanı kapıya çıkacağı zaman kapıya çağırdı. Ya Rabbi derdi, evvela şeytan şerrinden sonra kadın şerrinden beni korudu. Evet. Komşulardan birini arardı ki beraber kahvaltı yapar, yalnız kahvaltı yapmaz. Evet. Dedem. Anladın mı? Şimdi kimin aklına gelirdi bunu iş şey yapıyor ki ya Rabbi beni şeytan şerrinden gönülden koru diye. Şimdi şeytan gitti zaten her taraf şeytan oldu işte. Bahçeye giderdi. Şeytan başlı gitti. Bahçeye evet. Giderdi. Yoldan bir tıkıtı geldi bizi çağırdı. Kim diyor yoldan? İşte şu gel buraya meyve yer bilmem ne ona meyve yedirmeden meyve yedirmeden bırakmazdı gider. Şimdi meyvasını getirdiği zaman seferde koydum üzerine bir şey koyuyor ki kimse görmez. Evet. Nenem, sen Osmanlı bir kadındı. Evet. Neneniz kimdi işte? Firdevs durmuş. Onun ismi de Firdevs. Arınmaktan gelmedi. Yani arındaki. Evet. Ama Osmanlı kadındı. Bir gün babam bir kadına kaltak demiş. Evet. Onun anlaşı da işte kadın geldi neneme şikayet etti. Oğlum dedi Ali bana dedi böyle böyle dedi. Bu kaltak demek ne? Dedi. Eş hanım dedi. Kaltak dedi atlara vuran ayarır dedi. Onda bir şey yok dedi. Kötü bir şey değil. Ben dedim zaten kötü bir şeydir. Eğer kötü bir şeyse ben doğurmak üzereyim, doğrasan söylesin. Evet. Eşki adamlarda yani evet. Şey vardı evet. Böyle bir hüsniyet, bilmem ne vardı eski insanlarda. Şimdi öyle sanmıyor ya, öyle şaka yaparlar bir eski adamlar.
Ne yapayım? Sen bak bak, benim memuriyette hayatımı anlatırsan o vücudlardan bilmemler var. İlk kez, ilk kez. Evet. Onu kapat. Evet. Sayın izleyiciler, görüyorsunuz değerli gençler, burada uzun süre başkomiserlik yapmış olan Sayın Mustafa Tuncer, eniştem oluyor benim, akrabamdır, ağabeyimiz, amcamız. 34 küsur sene Emniyet Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulunmasına rağmen görüyorsunuz ki gençlerin bugünkü tutumları ile kendi yaşantısı arasındaki çatışmayı dile getirdi. Biz buna bir yerde nesil çatışması diyoruz. İşte yeni nesille eski neslin bir arada uyuşmaması konusu. Geleneklerimize bağlılık var. Aslında gençleri hepimiz çok seviyoruz. Ve evet, gençlere sevgiyi beğeniyoruz. Ancak gençlerin dikkat etmesi gerekli olan bir konu var. Kendi seviyelerine yakın kişilerin düşünceleriyle çok çok yaşlarının üstünde, babalarının, dedelerinin yaşında olan kişilerin devamlı olarak duygularını, düşüncelerini dikkate almaları gerekiyor. Örneğin ben sizin orada oturuşundan belki rahatsız olmam ama çok güzel bir noktaya dikkat etti. Görüyorsunuz ki yaşlı kesim oturuşumuzdan, kalkışımızdan, gezişimizden, davranışlarımızdan etkilenmektedir. Onun için ben sizlerden istirham ediyorum. Bu güzel geleneklerimizi hiç olmazsa yaşlı kesimlerden esirgemeyelim. Onları gördüğümüz zaman daha dikkatli olalım, daha saygılı olalım. Daima onlara yardımcı olmaya çalışalım. Bir istekleri var mıdır, emirleri var mıdır dikkat edelim. Ve böylece iki nesil arasındaki çatışmayı gene siz kültürlü gençler olarak yok etmeye çalışmalısınız. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İşte bu arada görüyorsunuz, 34 yıl hizmet ettikten sonra bir 27 yıl daha geçmiş ve bu vaziyette. Bu da bir kültürün ifadesidir. Eşine yardım etmek üzere ocak başında ekmek pişiriyor. Gençlerin buna da dikkatini çekmek istiyorum. Görüyorsunuz Emine teyzemiz 85 yaşında ve gözlerinden de rahatsız olmasına rağmen gene de hiçbir şeyinden kaybetmemiş gibi faaliyetini sürdürüyor, devam ettiriyor. Ve şimdi gençler şunu da söyleyeyim. Gelecek istikbalini düşünmüyor. Evet. Ben evli iki çocuk sahibiydim. Bir gün böyle oturduk, yemek yiyoruz. Annem bana dedi ki, oğlum evvel birdin dedi, şimdi üç oldu. Annem bana bunu niye dedi diye, o gece ben birkaç çamaşır aldım, Adana'ya gittim. Evet. Adana'ya gittim, bir hafta ot çapaladım. Sıcak. Yani akşam geliyor, bulgur çorbası yiyorsun, sıtma zaten bilmemesi. Bir hafta çalıştım, oradan aldım yürüyüm, gittim şeye, Tarsus'a. Tarsus'a da bir hafta çalıştım, geri döndüm, geldim. Dedim ben bu işi yapamayacağım, gireceğim ölmek işte. Adana'ya geldim. Aççı Mustafa vardı, kendi memleketimiz, devlet hastanesinde. Ona gittim, dedim bir anlaşmadık diye. Gittim, görüştük. Nereden geliyorsun dedi. Dedim ki, durum böyle böyle. Köye gidiyorum. Bana dedi ki, oğlum dedi, eşeğe binmek bir ayıp dedi, inmesi iki ayıp dedi. Sen geldin dedi, 15 gün oldu dedi, geri dönüp gidiyorsun daha gelmedi. Nereden dedi, nutuş kaldı? Ver bana. Ama o adam sayılı adamdı, ona karşı bir şey diyemedim çünkü döverdi beni. Evet. Ben seçmiş karım. Evet. Nus kağıdımı verdim. Hastaneye beni aldılar, ambar memurluğuna. 18 lira maaşım vardı. Orada yiyip orada içiyordum. Ondan sonra askeriyim geldi. Oradan askere gittim. Bitlis'e gittim, jandarma okuluna. 6 ay orada jandarma okuluna kaldım. Ondan sonra İzmit'e verdiler, İzmit'e gittim. İzmit'ten Hendek'e gittim. Hendek'ten Adapazarı'ndan tezker aldım. Ankara'ya gittim, Ankara'da polis aldım. Yani hayat
bir şey, yani gençlerde şimdi istikbalını düşünecek bir şey yok. Ben askerden tezkir oldum. 5 sene ben ailemi görmedim. Niye? Ben köye gidersem köyde ne yapabilirim? Ya kendime bir istikbal sağlayayım, ondan sonra köye giderim. Evet. Bu evet. Düşünceyle Ankara'ya gittim. Orada Allah rahmet etsin Nazım Bey var, Nazmi Tokar. O beni polis yazdırdı. Orada kaldım. 5 sene sonra ailemi Ankara'ya götürdüm. Evet. Yani demek istediğim, gençler gelecek istihbarı düşünmeler lazım. Evet. Babası o genç için çalışıyor. Genç de babası kendi için çalışacak. Bir baba niçin çalışıyor, evladı için çalışıyor. Gençler bunu düşünmüyor. Evet. Esasen gençler bunu düşünmesi lazım ki gelecek de benim şeyim istikbalim nedir? Ne olacak? İstikbalını düşünmesi lazım bir genç. Bu gençler duyuyor. Görmüyor diyor. Çoğunda görmüyor. Adam, babam benim masraf paramı veriyor. Elbisemi alıyor, ayakkabımı da alıyor. İyi bir çift geziyorum ama sonu iyi değil. Ben böyle görüyorum, bilmiyorum. Enişte, şimdi biliyorsun bu ileriye dönük bir çalışma ve 50 sene, 100 sene sonra bunu dinleyecekler. Çocuklarınız için bir şey söylüyor musunuz? Ne istiyorsunuz? Onlardan neler bekliyorsunuz? Valla çocuklarımdan ben bir şey istemem. Çocukların gelecek nesil için, memleketi, milleti için kanla yoğrulmuş bu toprağı muhafaza için evet. Kafasına koyup öyle çalışması lazım. Bu memleketim benimdir. Dedelerimin kanıyla yoğrulmuştur bu memleket. Bu memleketi kurtarmak, bu memleketi çalışmak, bu millete çalışmak için çalışmasını temenni ederim. Peki enişte çok sağ ol, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz biz de. Evet, sayın izleyiciye görmüş olduğunuz gibi gençlerin bu tür sorumluluk duygusundan uzak yetişmelerinin nedeni kendi sorunları değil, aslında eğitimin ve ailede verilmiş olan eğitimin sakatlığından ileri gelmektedir. Aksi takdirde tabii ki gençlerimizin de o derece kendiliklerinden kaynaklanan hataları değildir. Bu hepimizindir. Onun için bu noktaya da dikkatinizi çekmek istiyorum ve iyi günler diliyorum. Yani işte, babalar evet. Çocuklarına bu yolda bir şey terkin etmeleri lazım. Evet. Ailelerin kendi çocuklarını sorumluluk duygusuyla beslemeleri lazım. Aksi takdirde başıboş kalırlar. Başıboş kalır. İşte böyle. Evet. Peki. Bir sıfasız kalır. Yarın olur. Amanelik yapar. Bilmem ne yapar. Ondan evet. Sonra devletten iş bekliyor. Evet. Devlet herkese iş veremez. Evet. Devlet bu yetiştiği nesine hangisini devletin kapısında iş verecek de bir ne yapıyor? Acaba devletin buna gücü yeter mi? Yetmez. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz.